şunu da iç. Boğaziçi Üniversitesi'nde faaliyet yürüten öğrenci kulüpleri olarak açıklamamızdır. 4 Ocak 2021'de üniversitemize atanan kayyum rektör ve devamında oluşturulan kayyum kadro, 1,5 seneyi aşkındır yaşam alanlarımıza, hak ve özgürlüklerimize, faaliyetlerimize, sanatımıza, fikirlerimize ve en önemlisi cinsel kimliklerimize saldırmaktadır. Bu saldırıların en temel ve açık örneklerini Boğaziçi'nde faaliyet yürüten öğrenci kulüpleri olarak bizlerin paylaşım alanlarımızı daraltmalarında, etkinliklerimize uyguladıkları sansür ve iptallerde, üzerimizde oluşturdukları baskılarda görmekteyiz. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında Boğaziçi LGBTİA artı çalışmaları kulübünün kapatılmasının ardından diğer öğrenci kulüplerinin de LGBTİ artı içerikli ve temalı olanlar başta olmak üzere kayyum kadronun kendi ahlak kalıplarının dışında kalan etkinlikleri iptal edildi ya da sansürlendi. Bu süreçlerde üniversitemizin demokratik ve bürokratik yapıları işletilmedi. Öğrenci kulüpleri ve danışman akademisyenler, öğrenci işleri dekanlığı ile defalarca görüşme talebinde bulunmasına rağmen bu talepler kabul edilmedi. Görevi öğrenci faaliyetleri ile alakalı süreçleri işletmek olan öğrenci işleri dekanlığı, bu konuda öğrencilerin ve ilgililerin görüşlerini dahi almayarak görevini suistimal etti ve etmeye devam ediyor. Öğrenci işleri dekanlığını, Boğaziçi Üniversitesi'nin temel taşlarından biri olan kulüplerin karşısında değil, görevinin gerekliliklerine uygun şekilde davranmaya çağırıyoruz. Geçtiğimiz hafta okulumuzda gerçekleşen geleneksel açık hava gösterimleri kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü'nü göstermek istediği filmlerin kayyum yönetim tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin sansürlendiğini öğrendik. Bunun üzerine Boğaziçi'nde birbirleriyle dayanışan öğrenci kulüpleri olarak bu filmlerin gösterimini hep birlikte gerçekleştirme kararı aldık. Bu kararda birleşen 38 öğrenci kulübü ve öğrenci temsilciliği olarak etkinliğin duyurusunu paylaşmamızın akabinde Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü'nün seçilmiş yönetim kurulunun üniversitemizin kayyum yönetimi tarafından yönetilen alındığını ve kulübün faaliyetlerinin bir ay süreyle durdurulduğunu öğrendik. Ancak kulüpler olarak bir arada durmanın ve dayanışmanın önemini biliyor, bu sansürün hukuksuz kararı karşısında hep birlikte olduğumuzu bir daha haykırıyoruz. Sansüre karşı hep beraberiz.